Evrenin en büyük gizemi çözülüyor mu? Evrenin karanlık maddesi hala çözülmeyi bekleyen bir gizem. Bilim insanları, evrenin toplam kütlesinin yüzde seksen beşini oluşturan bu görünmeyen maddeyi anlamak için yıllardır çaba harcıyor. Galaksi hareketlerinden, yerçekimsel etkilerinden şüphelenilse de karanlık maddenin gerçek doğası hala bilinmiyor. İlk teoriler, maçolar ve vimpler karanlık maddeyi açıklama konusunda yetersiz kaldı. Ancak şimdi, Bilim dünyası dikkatini aksiyon adı verilen çok hafif ve zayıf etkileşimli bir parçacığa çevirmiş durumda. Aksiyonlar, yoğun manyetik alanlarda fotonlara dönüşebilecek parçacıklardır ve bu özellik karanlık maddeyi tespit etme konusunda yeni bir umut doğuruyor. Araştırmalar aksiyonların süpernova patlamalarında ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Bir yıldızın çökmüş çekirdeği güçlü manyetik alanlar ve gama ışınları yaratırken Aksiyonlar da burada bolca üretilebilir. Ancak süpernova patlamaları galaksimizde yalnızca birkaç on yılda bir gerçekleşiyor. Bu nedenle aksiyonların gözlemlenmesi için şansa ihtiyaç var. Fermi-Gamma ışını uzay teleskobu şu an en iyi araç olsa da görüş alanının dar olması nedeniyle bu tür olayları tespit etme şansı oldukça düşük. Bilim insanları daha hassas gözlemler için galaksis gibi yeni nesil teleskopların geliştirilmesini savunuyor. Nötron yıldızları aksiyonları incelemek için en ideal ortamı sunuyor. Bu yıldızlar milyarlarca kat daha güçlü manyetik alanlara sahip ve aksiyonların fotonlara dönüşmesini sağlıyor. Eğer aksiyonlar tespit edilirse karanlık madde anlayışımızda devrim niteliğinde bir adım atılacak. Bir süpernova patlamasında aksiyonlar keşfedilirse evrenin en büyük gizemlerinden biri çözülebilir fakat şans bu keşfi mümkün kılmak için önemli bir faktör. Şimdi bilim insanları bu kritik anı bekliyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın bilgi paylaşıldıkça çoğalır